Arkadaşlar merhaba. Bugün bir fiyat performans laptopu olan Acer Aspire A315-42 R5Y3 isimli laptopu inceliyoruz. Arkadaşlar öncelikle laptopun tasarımına bakalım. Tasarımdan önce bir laptopu kapatalım. Bir kapanış hızına bakın. Bir de birazdan tekrar açarız. Açılış hızına da bakarsınız. Şu an bastım. Bu şekilde kapandı. Hemen laptopu elime alayım. Şurada bir USB 2.0 girişi var arkadaşlar. Şöyle mouse'u çıkarayım. Şurada bir USB 2.0 girişi var. Burada ekranı kilitlemek için açılmasın diye hırsızlığa karşı veya işte ekran görüntülemelerine karşı bir giriş var. Tekrar bu USB'yi takalım. Burada gördüğünüz gibi burası boş. Herhangi bir CD sürücü, DVD sürücü yer almıyor. Arkası şu şekilde. Burada havalandırma ızgaraları var. Altta da böyle boylu boyunca havalandırma ızgaraları var. Burada model numaraları, seri numaraları falan yazmakta havalandırma yönünden sıkıntı yaşamayacak bir cihaz. Bu tarafa çevirdiğimizde bakın şurada güç girişimiz var. Burası Ethernet girişi arkadaşlar şu şekilde yaylı bir yapıda. Şurada HDMI girişimiz, şurada USB 2.0, burada da USB 3.0 girişimiz var. Şurada da combo ses girişi var arkadaşlar. Ya mikrofon ya da kulaklık bağlayabiliyorsunuz. İkisini birden bağlamanız için Y tipli kablolar vardır. Onlardan kullanmanız gerekiyor. Şu arka kısım çok parlak olmayan bir yapıda ama şöyle kaygan. Herhangi bir tıraşlama, fırçalama bulunmuyor. Zaten görüntüsünde de bir tıraşlama, fırçalama izi bulunmuyor. Ekranı şöyle çevirelim. 15.6 inç Full HD bir ekran, TN panel arkadaşlar. 1080p. Web kamerası şu kısımda yer alıyor. Kamera yanında da hemen bir mikrofon girişi var. Şurası komple boş gördüğünüz gibi. Burada da iki tane ışık yanacak. İşlemci ışığı ve power ışığı. Onları birazdan göreceksiniz. Tuş aralıkları gayet iyi. Yalnız yön tuşlarını biraz ufak yapmışlar. Özellikle yukarı ve aşağı tuşlarını. Ee, onu çok beğenmediğimi söyleyebilirim. Teknik özelliklere de geleceğiz birazdan. Klavyede ışık bulunmuyor arkadaşlar. Ama rahat bir klavye. Yazma basma hissi güzel. F tuşlarından ekran parlaklığını arttırabilip sesi azaltıp kısma işlemlerini yaptırabiliyorsunuz. O yönden güzel. Şimdi laptopun ekranına odaklanalım ve PC'nin açılış hızına bakalım arkadaşlar. İçinde 256 GB SSD var. Bastım. Hemen mavi ışık yandı. 7-8 saniyede açılıyor diyebilirim size. Gördüğünüz gibi Windows geldi. <laughs> Windows açılış sesimizi de duydunuz zaten. Hoparlör performansı gayet güzel. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani bu bilgisayardan beklenmeyecek bir hoparlör performansı var diyebilirim. Ben beğendim. Yani bu laptop için 3899 liraya aldım. Gerçi bugün baktığımda fiyat bayağı uçmuştu. Sizlerde de bakarsınız. Hepsi buradan almıştım ben. 5000 liraya çıkmış. Bir hafta içinde 1200-1300 lira zam yemiş. Bu oldukça şaşırtıcı bu laptop piyasasını anlamak gerçekten güç arkadaşlar. Şimdi içerisinde Ryzen 5 3500U işlemcisi var arkadaşlar. 4 çekirdek 8 izlek bir işlemci. 2400 MHz'e kadar RAM desteği var. 4 MB ön belleği var arkadaşlar. Cihazımızda 8 GB RAM bulunuyor. Ancak bu tek modül mü, çift modül mü bunun hakkında herhangi bir bilgiye ulaşamadım. Grafik kartı AMD Vega 8 dahili grafik kartı arkadaşlar. 1200 MHz hızında 2 GB'a kadar paylaşımlı bir ekran kartı. Ekran kartından bahsedecek olursak çeşitli oyunlarda deneme şansım oldu mu dersem hayır olmadı. Daha çok bu işlemci ve bu grafik ikilisini oyunlarda test eden videolara baktığımda LOL oynayanlar var, PUBG oynayanlar var, CSGO oynayanlar var. Hatta NBA 2K 2020 oynayıp gayet güzel grafik performansı alan Arkadaşlar da var. Ben oyun oynamadığım için çok oyun içine girmedim arkadaşlar. Web kamerasına gelince web kamerası dediğim gibi şurada. Web kamerası ortalama bir kalitede. Onun örneğini de hemen bu sözlerimden sonra göreceksiniz. Arkadaşlar cihazın web kamerası bu şekilde. Şu an ses kaydıda da webcam üzerindeki mikrofondan geliyor. Ortalama bir kalite diyebilirim. Ne çok kaliteli ne de çok kalitesiz. Gayet iyi. Yani 250-300 liralık hatta şöyle söyleyeyim 200 liralık bir webcam kalitesinde görüntü alabiliyorsunuz. Şu an karşımda pencere var. O da aydınlık. ışık koşullarda bu şekilde. Hızlı bir cihaz. Ee, beni memnun etti. Fiyatına göre 3899 liraya göre. Düz hesap 3009 diyelim bundan sonra. Gayet iyi. işlemcisi iyi. Performansı iyi. Ekran TN panel demiştim. İçerideyken, ev içindeyken bir sorun yok. Sıkıntısız. Ancak dışarı çıktığınızda hafif bir güneş ışığında bile görmekte zorlanabiliyorsunuz. Ekran birden böyle beyazlaşmaya başlıyor. E, o yüzden dışarıda pek kullanılabilecek düzeyde değil. Bataryaya gelecek olursak batarya hakkında 3 hücre olmasından başka herhangi bir bilgiye ulaşamadım. Hani kaç miliamper bataryası vardır herhangi bir fikrim yok. Ekran full parlaklıkta 35 buçuk 4 saat süre aldım. Tabi cihaz yeni. Cihazın yeni olmasından dolayı bu batarya sürelerini aldım. Cihaza Windows 10 yükledim arkadaşlar. Windows 10 Home Pro yüklemenizi tavsiye etmiyorum. Pro'yu çok ekstra cihaza güç har harcatmaya gerek yok diye düşünüyorum. Yüksek ses performansı dedim ya hemen e, YouTube'dan bir telifsiz müzik açıp birkaç tane onları bir sizlere dinletmek istiyorum. En azından siz de ses performansını 누윤. Ses performansı bu şekildeydi arkadaşlar. Bence yeterli bir ses performansı var. Yani müzik dinlerken, YouTube'da dolaşırken, YouTube'da gerçek 1080p videolar izleyebiliyorsunuz. Ama dediğim gibi ekranı TN panel. Vega 8 grafik kartı var dedik arkadaşlar. Dahili bir kart olduğunu tekrar söylemeliyim. Çok ayrıntılı bir inceleme olmayacak arkadaşlar. Kısa bir değerlendirme yapmam gerekirse bu cihazı niçin alacağız? Günlük işlerimizi halledelim diye, ufak tefek oyunlar oynayalım diye. Günümüzde uzaktan eğitim oldukça yoğun gidiyor bildiğiniz gibi. Uzaktan eğitim faaliyetlerimizi işte Zoom'du, EBA canlı derste bu işlemleri gerçekleştirelim diye. Bunlarda herhangi bir sorun kasma donma yapmayacak bir cihaz. E, i̇nternet özellikle olarak Ethernet girişi gigabit portlu. Wi-Fi'da AC destekli arkadaşlar, 5 GHz desteğine sahip, 5 GHz desteğine, AC desteğine sahip olması hızlı bir Wi-Fi performansı açısından önemli. 867 Mbps'e kadar bağlantıları destekleyen bir Wi-Fi modülü var. Günümüzde çoğu işin ihtiyacını karşılayabilecek, fazla performans aramayanlara, yüksek performans aramayanlara ve bütçesi kısıtlı olan arkadaşlara hitap eden bir cihaz. Yani bir hafta önce 3900 liraydı şu an 5176 liraya yükselmiş. Aşırı bir yükselme. Ben hepsi buradan aldığım link üzerinden tekrar bugün fiyatına baktım. Tabii başka yerlerde belki fiyatı biraz daha makul olabilir. Bir hafta içinde bu kadar yükselmesi bana garip geldi. Bir hafta 10 gün oldu en fazla. Biraz garip geldi bana. Ancak dediğim gibi laptop piyasası bu şekilde. Yani ederinden 2000 lira 3000 lira. Yeri geldi mi 2500 lira fazla fiyata laptopları satmaya başladılar ne yazık ki. <laughs> arkadaşlar teknik özelliklere tekrar değinmek gerekirse AMD Ryzen 3500U işlemcisine sahip bu işlemci 4 çekirdekli, 8 işlekli bir işlemci. Normal frekansı 2.1 GHz, boost frekansı ise 3.7 GHz arkadaşlar. Bu frekansa tek çekirdek ulaşabiliyor. 8 GB RAM 2400 MHz'e kadar destekli DDR4 RAM'ler arkadaşlar. Cihazın işlemcisi 12 nanometre sürecinde üretilmiş bir işlemci. İşlemcinin 4 megabayt belleği bulunmakta. Vega 8 dahili grafik kartından bahsettik. 1200 MHz hızında çalışıyor. DirectX 12 destekli. Cihazdaki SSD'den çok bahsetmedik. 256 GB NVMe SSD olduğundan bahsediliyor bilgilerde. Ama bu bilgi kesin değil. SATA B SSD de olabilir. Açılışına baktığımızda zaman. Bana NVMe SSD gibi geldi. Wi-Fi'den temin bahsettik. Wi-Fi'de yüksek hızlara ulaşabiliyorsunuz. Eğer yüksek bir bağlantınız varsa veya bir NAS cihazı kullanıyorsanız e, yüksek veri aktarımları yapabiliyorsunuz. Tabi Gigabit Port'a tüm cihazlarınızın bağlı olması gerekiyor. 15.6 inç Full HD ekran e, çok beni tatmin etmedi ama bu segment için e, normal diyorum. Hani güneş geldiğinde beyazlama ekranda siyah renkler bile olsa bir beyazlama koyu renkler bile olsa bir beyazlama söz konusu. Genel itibariyle işinizi, ödevlerinizi, canlı derslerinizi, ufak tefek oyunlarınızı oynayabileceğiniz, canlı derslerinizde sorun yaşamayacağınız, bağlantı açısından güzel bir upload'ınız varsa bunu tam olarak alabileceğiniz AC hızı sayesinde, AC desteği sayesinde, Zoom'da görüşmelerinizi, Skype'de görüşmelerinizi rahat rahat yapabileceğiniz, doküman işlerinizi Word, Excel, PDF gibi doküman işlerinizi rahat rahat yapabileceğiniz, Hatta Camtasia Studio 9 yükledim. Bir render aldım. 10 dakikalık bir video. Çok da uzun sürmedi. Tahminen 10 dakika falan sürdü. Birkaç yerini kestim. Üzerine ses kaydı ekledim. Video ekledim falan. 10 dakika sürdü. Yanlış hatırlamıyorsam. Ses performansını beğendim. Böyle kısık sesli bir laptop değil. Bazı laptop olur bu fiyat segmentinde. Son seste bile sesi duyamayabilirsiniz. Ekran parlaklığı İçeride güzel dışarıda değil açıkçası. Çok dışarıda kullanmaya elverişli bir laptop değil. Klavye gayet iyi. Üst alt yön tuşları dışında ben klavyeyi beğendim. Klavyede bir sorun yaşamadım. Bir de numpadde sıfır hep ortada olur bilirsiniz. Burada sıfırı sola almışlar en altta. Orasını pek beğenmedim. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Eğer ufak tefek oyunları oynayacaksanız... Ofis işlerimi halledeyim. Canlı derslere katılayım. Zoom'da görüşmeler yapayım. İşte CSGO, LOL gibi oyunları oynayayım. Hatta NBA 2K 2020'de oynayan var dediğim gibi. Onları oynayayım derseniz. Olabilir. Bu işlemci ve grafik kartlı diğer notebookların oyun performanslarına bakabilirsiniz. Size fikir verecektir. İnce bir laptop. Tasarım açısından iyi. Malzeme kalitesi tartışılır. Plastik kasa e, her şeyiyle. Dolayısıyla bu fiyat segmentinin ürünü olduğu için plastik kasa, metal kasa olmasını tabi isterdik ama bu fiyat segmentinde bu şekilde. Videomuz bu şekilde arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Videomuzu arkadaşlarınıza paylaşmayı, arkadaşlarınıza bizleri tavsiye etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Diğer videolara göz atmak için ekranda yer alan küçük resimlere tıklayabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videomuza yorum yazmayı ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Esen kalın.